Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selameti ve bereketi üzerinize olsun diyorum. Vallahi biz Karadeniz iki yoluna giden yol burası. Burası Pembe Köşk arkadaşlar. Önemli bir yer burası tarihi olaraktan. Buradan tam denizi görebiliyorsun. Harika bir yermiş burası ya. Ben de yeni fark ettim ya. Of, burada ne güzel kahvaltı yapılır ya. Cennetten bir köşe gibi sanki arkadaşlar. Gerçekten bakar mısın ya şuraya ya. Limon tam üstten görüyormuş ya. Keşke aşağı inebilseydim ama arkadaşlar kapı kilitli, giremiyoruz. Pembe Köşk burası. Güzel, değerli bir yer. Kimindir? Kişi sahibi kimdir bilmiyorum. Devletimiz, onu bilmiyorum açıkçası ben. Sahiplidir illa ki burası. Bayağı güzel bir yeri oturmuş buradaki arkadaş, buradaki dayı, buradaki abi kimse. Yani yine bunun en güzel yerinde oturuyormuş. Tebrik ederim kendisini. Şuraya bakar mısın abi ya? Şu güzelliğe bak abi, maşallah ya. Bahçeye bak ya. Oturanlar yine güle güle otursun diyoruz. Kimsenin giremiyor arkadaşlar içeriye tabii ki. Aslında normalde bunun sahibi, buranın bakan kişiyle konuşmak gerekiyordu. Ama tabii ona zamanım yok ki benim. Burası da İnebolu metolojisi arkadaşlar. Benim rahmetli dayım buradan emekli oldu. Ben YouTuber Ali Botur olaraktan. Şimdi size asıl göstermem gereken şey arkadaşlar. Oranın da kapıları kilitli. İçeri giriş yapamayacağız ama ben daha önce biliyorsunuz ki bu Karadeniz iki yolunu çekimini yaptım. İşte buranın restore edilmesine dair öncülük yapmak veyahut da sebebiyet vermek istedim. Ve bunda da başarılı oldum. Çünkü şu anda bu okul tahilat yapılıyor arkadaşlar. Yani eski şekliyle beraber tahilat yapılıyor arkadaşlar. Şimdi oraya gidiyoruz ama kapıları kilitli. Yani keşke içinde size gezdirebilseydim. Veya müsait bir zamanım olsaydı da burada çalışanların zamanına gelip burayı tanıtabilseydim diyeceğim ama gerçekten ona da zamanım yok benim yani. Ama şimdi yine size okulu göstereceğim. Hakikaten ellerine kollarına sağlık diyorum ustalarımızın da. Buraya sebep verenlerin de. Hepsinin. Hani gerçekten yapmışlar ya. Güzel bir anıt, güzel bir tarihi eser ortaya çıkarmışlar ustalarımıza da. Kendisini de kendiniz buradan yine tebrik ederim ben de. Şimdi ben de kendimi övmek yapmasın da buranın restore yapmasında öncülük yapmış bulun. Çünkü buranın ben videosunu çektim. Buranın tahilat yapılması gerektiğini söyledim. Ondan sonra da baktık ki burayı tahilata geçirmişler. Ya bu konu hakkında plaket falan istediğimiz yoktu yani. Bunun açılışında da herhalde yani ne bileyim bir katkımız vardır diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar yine aynı şekilde cam teras yapılmış buraya. Aslına uygun olaraktan. Çok da güzel olmuş diyorum. Gerçek söylüyorum. Aa, süper burası ya. Şu güzelliğe bak. Burası oyun salı şeydi arkadaşlar. Yani okuldaki abilerimizin, kardeşlerimizin burada okurken burada teneffüse çıktığı zamanlarda burada oynadıkları yer arkadaşlar. Üst tarafı da burası da var tabii. Görüyorsun yine bir ahşap yapımız. İnebolu yaz. Oo, burada da çok güzelmiş ya. Bir şey yap. Buradan neler görüyorsun? Maşallah maşallah ya. Gerçekten güzel bir memleketimiz var. Yaşanacak yer diye düşünüyorum. Küçük bir tatil kasabası diyelim bu arkadaşlar. Emeklilerin oldu. Memur kesiminin oldu. Belediye işçilerimizin burada çalıştığı. Böyle esnafımızın oldu. Böyle ufak bir yer burası. İstiklal Madalya, tek İstiklal Madalya ilçemizde İnebolu bizim. Ama tabii bunun yanı sıra bunun değerini veriyorlar mı? Buna değer veriyorlar mı? Çok da verdikleri söylenmez arkadaşlar. Yani İnebolu gelen
gereken değeri görmüyor. Onu da söylüyorum ilk başta. Hiç kimse de buradan yanlış anlamasın. Şurası benim amcamların evi. Orman çamurun evi. Evet, şimdi oraya da gideceğim yine ben. Burada büyüdüm ben de. Burada dayımın oğlu burada okudu, Lütfü Umay. Kendisine buradan sevgiler, salamlar, sevgiler sunuyorum. Ve aynı yine at kesimin arkadaşlar. Aynı eskisine uygun vaziyette yapmışlar. Aslına uygun deniyor. Ya çocuklar kusura bakmayın arkadaşlar. Çok da böyle iyi konuşabilen birisi değilim. Yani cümle hataları yapıyorum. Ne derlerdi ona ya? İyi konuşanlara ne diyorlardı? Onu da bilmiyorum ki ya. Unuttum ya. Kafam kaldı ki bende sanki. Zannediyorum bu merdivenleri de yaparlar mı bilmiyorum tam olarak. Herhalde bir tadilatı yine buraya sokacaklar en son zannediyorum. Şu anda burayı tanıtmış olduk arkadaşlar işte. Şu karşıda okul zannediyorum o zaman. Küçük sınıflar mıydı karşıda okuldan? Birinci, ikinci, üçüncü sınıf mıydı? O zaman öyle bir şey vardı herhalde. Oyun bahçesi yine burası, aynı burasıydı arkadaşlar. Aynen böyle. Yollar kapanmış arkadaşlar. Aynen. Evet arkadaşlar. Burası da bir tarih yatıyor. Telleli Ormancı Çamur'un evi burası da. Allah rahmet eylesin diyorum. Kendisi amcam olur. Bunun videosunu daha önce çekmiştim ben. Göçmesin bu ya. Belli olmaz abi, göçer göçer bir de burası. Aynen. Köklü ağacımız, şam ağacımız hala duruyor yerinde. Kartpostallık bir yerde arkadaşlar burası. Tüm İnemoğlu'nun kartpostallarında hep buranın resmi vardı arkadaşlar. Eski kartpostallara bakın. Eğer varsa, kalmışsa hani kıyıda köşede. Hep bizim bu amcamların evi vardı. Çok güzel bir yerdi burası arkadaşlar. Gerçek söylüyorum hani tam tepede her şeyi yukarıdan görebilen bir yer burası. Ama her şey tabi tarihte eskide kalıyor arkadaşlar. İnsanlar doğarlar, yaşarlar, ölürler. Bir gün biz de ve ben doğduğum gibi, yaşadığım gibi ben de bir gün öleceğim. Ölümden kaçış yok zaten. Onun için çektiğim videolar da bir an olarak ilaki kalacaktır diyorum. Tarihte yerini bulacaktır. Şu zamanda belki değer fazla bilinmiyor ama ileriki zamanlarda bence değeri bilinecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Memleketimiz güzel arkadaşlar. İş imkanı yok bizim memleketimizde. İşte tekstil var işte, biraz tekstili takılıyorlar. Yani ya çırak olacaksın, yetişeceksin bu şekilde. Ya da belediye işçi olacaksın. Yani
Aynen böyle arkadaşlar. Geldik işte bugün dedik, bulandık. Nasılsın kardeş, iyisin? Her şey yolunda mı? Şunun anahtarı yok değil mi? Bilmiyorum. Anahtarı yok mu okulun? Okulun anahtarı yok mu? Yok. Tamam. Hadi, hadi, hayırdır, hadi. Abi ben buranın videosu çekmişim ya daha önce. Kardeş, iki okulun videosunu ben çektim biliyorsun. Sonra beni tutardı, benimle sonra restore yaptılar. Ben de buranın ben çektim, yeniden çekiyorum restorasyonu diye video çektim yani. Ben köşk anahtarı var mı sende? Yok. Yok mu? Yok. Peki abi. Anahtarı var mı buranın? Pembe köşk anahtarı. Pembe köşk anahtarı var mı sende? Ben açayım. Aç bakalım. Bir de onu görelim ki bari. Tebrik ederim. İyi ki tek geldin ya. Geçer. Geçtim abi ben zaten. Şahin'le çıktım oraya. Evet arkadaşlar. Pembe köşkte görüntülemek bize iyi geldi ha. Demin de içine girecektim bunun. Sen mi bakıyorsun buraya? Burası kimin? Burası babamın. Sizin değil mi? Sayılı. He iyi. Yani. Biraz gezebilir miyiz? Gezebiliriz. Diğer taraf açılmıyor değil mi? O tarafın anahtarı yok. Aa bak tezahürden sahibi geldi kardeşimiz de bir daha açtı kapıyı. Vallahi iyi oldu bu pembe köşkün burası. Şu an çekmemiz ya. Harika bir yer burası ya. Gerçekten ya. Ben de yeni gördüm ya içini ya. Çok güzelmiş ya burası. Oo. Ya burayı açsanıza ya. Niçin burayı canlandırmıyorsunuz? Çok güzel ya burası ya. Süper ama valla. Maşallah ya. Çok güzelmiş ya burası. Ben olsam değerlendiririm burayı ya. Kocamamış burası arkadaşlar. Ben küçük bir yerden atmıştım ya. Aynı Pierlota gibi ya. Şeydeki Eyüp'teki yer yok mu yukarıda? Eyüp değil mi orası la? Beşer tarafında işte Küçükköy tarafında bir yer vardı yani. Gazipaşa'nın aşağı iniyorsun gidiyorsunuz arkadaşlar. Pierlota. İnan orası gibiymiş burası. Gerçekten harika bir yer ya. Şahin Tepesi. Ben küçük bir yer zannetmiştim. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum ya. Ya Ali sen de var ya kendini çok şey biliyor zannediyorsun ya. Oğlum sen de o kafa ne gider ya. Sen de öyle akıllı bir kafa olsaydı İstanbul'dan İnebolu'ya gelip kasabaya yerleşmezdin. Çeşmemiz de var burada. İçiliyor mu köce bunun? Vallahi tam bilmiyorum da. Belki de içiliyordur da. Tam dinlenecek bir yer ya burada. Kafa dinleyeceksin burada. Orada bir yılan gördüm arkadaşlar. Şimdi oranın da üzerine gitmek istemiyorum ben şimdi oranın. Burada demek yılan yaşıyor demek ki. Yerleşmiş buraya. Buranın değerlendirilmesi gerekiyor tabii ki ya. Buranın turizm açılması gerekiyor ya. Şurayla ilgili herkes buranın bu kadar büyük olduğunu biliyor mu ki acaba? Yok canım bilmem nereden bilecek. Ben de yeni öğrendim zaten. 53 yaşındayım. Burayı daha yeni öğreniyorum ya. Zaten biz kendi il sınırlarımızda bile dolaşamıyoruz ki. Ara sıra İstanbul'a gidiyoruz. Nadir. Avrupa'da yaşayan insanlarımız her sene tüm ülkeyi dolaşıyorlar. Ülke ülke geziyorlar. Biz bu dünya için yaratılmışız ama ülkeyi
Bütçe biz bile gezemiyoruz ki. Avrupa'ya gidelim. Yani. Buradan Almanya'ya, Fransa'ya, Amerika'ya, Muğla'daki kardeşime, Cumhuroğlu, işte tüm dünyada yaşayan, gurbette yaşayan hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunar. Hepsinin Allah yolunu bahtını açık etsin diyorum. İnşallah vatanlarına kavuşurlar diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum.